Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın 8 ay süren sürpriz ilişkisi önceki yıl Ekim ayında bitmişti. Erşan Kuneri dizisinin ardından Isaac'te Bir Gece filminin çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen, geçen çarşamba Zincirli Kuyu'daki bir gösteri merkezinde tiyatro oyunu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya da aynı saatlerde başrolünü oynadığı Alice Müzikali için başka bir salonda sahnedeydi. Oyunların bitiminin ardından iki eski sevgili mekanda düzenlenen after party'de tesadüfen karşılaştı. Arkadaşlarıyla sohbet eden Cem Yılmaz bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek "Hayatım" diye seslendi. Güzel oyuncu da "Hayatım mı?" karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbete dalan ikili daha sonra etkinlikten ayrıldı. Serenay Hanım. Hayır, haberler sizde. Cem Yılmaz'la bugün karşılaştığınız bir "hayatım" demesi, sizin de "hayatım mı?" deyip yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu Serenay Hanım? Çok komiksin. Oyundan geldim, yorgunum vallahi. Neler söyleyeceksiniz ama hani birlikte de eğlendiniz. Cem Bey'in hayatımda birisi vardı, size "canım hayatım" dedi efendim. Aylardır oyuncu Seda Akman'la aşk yaşayan Cem Yılmaz evine girerken görüntülendi. Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. "İyi akşamlar Cem Bey. Serenay Hanım içeride "hayatım" diye seslenmişsiniz. Buzları eritip ilişkiye başladınız mı tekrardan? Hayırlı olsun diyelim mi?" Neler söylemek istersiniz? Peki, teşekkürler, iyi akşamlar. Cem Yılmaz geçen salı ise yakın dostu Gökhan Özdoğuz'un başrolünü oynadığı, Ömer Faruk Soruhan'sa yönettiği "Kendi Yolunda" filminin galasına katıldı. Bir merdiven röportajı yapıyoruz Cem Bey'le. Diziyle ilgili önce filmle ilgili ne söyleyeceksiniz? Valla Ömer'le Gökhan'ın çok güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum. Zaten pandemiden önce çekmişlerdi. Çok güzel, sıcak bir hikaye olduğunu biliyorum. Bakalım hayırlısı. Sinemalarda biliyorsun şu sıralarda çok seyircinin çok güzel filmler de var. Evet, ne yazık ki ama yani tatsız olaylar oluyor. Onun için geçen hafta giren ilk iki Türk filmi çok güzel filmlerdi ama az izlendiler. İnşallah kırılır, düzelir yani. Cem Yılmaz yeni filmi Isaac'te Bir Gece'nin yakın zamanda seyirciyle buluşacağını söyledi. Erşan Kuneri'nin başarısı artık tartışılmaz. Evet. Çok güzel. Devam. Evet, bu sene de işte önümüzdeki günlerde bir film yaptık. Onu bitirdik yakın zamanda. Bakalım. Sen kaderi alt üst edensin. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi hakkında alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz da attığı şu tweetle duruma isyan etmişti. "Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek 25 yıldır yapıldığı gibi beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş. İddiada ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek, seni ciddiyete davet ediyorum ama sen bilirsin." Dava açıldığıyla ilgili bir haber okuduk. Evet, doğru. Öyleymiş. Sağlık olsun. Bilmiyorum yani işte. Eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Ünlü komedyen geçen haftalarda beraber görüntülendiği yeni sevgilisi Seda Akman hakkındaysa konuşmak istemedi. Cem Yılmaz tıpkı bir önceki sevgilisi Rüya Demir Bulut gibi Seda Akman'a da son çektiği projesine rol vermişti. "Burası çok kalabalık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Beraber görüntülendiniz." Öte yandan ünlü komedyen 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılını kutladığı gecenin açılış konuşmasını yaptı. Ali Koç'un eşi Neybahar Koç'la beraber katıldığı gecenin ünlü davetlileri arasında Tolga Sarıtaş ve Nejat İşler de vardı. Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Fenerbahçe Stadı'nın adının Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini istediklerini açıkladı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle oğlunun adını Kemal koyan Cem Yılmaz'la bu güzel haberin ardından coşkuyla sahneye çıktı. "Allah'ım, bu ne mutluluk. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Stadımızın yeni ismi hayırlı uğurlu olsun." Yılmaz sahnede başka meslektaşlarına gönderme yapmayı da ihmal etmedi. "İyi ki Fenerbahçeliyim. Bu tabii sizin için de bir, yani hepimiz için win-win. Eğer Fenerli olmasaydım bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Win-win." Gecede usta müzisyen Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi grubu da sahne aldı. Bak, dinledim seni, dokunmadım sana, dokunmadım. 7 başlıyor. İsmail Ege Şaşmaz dün Etiler'deki bir eczanede kameralara takıldı. Muhabirler 25 Kasım'da 29 yaşına giren Şaşmaz'ın yaş gününü kutladı. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz. Sağ olun, teşekkürler, çok merhaba, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, nasılsınız? Pek tatlı başlamadı galiba eczanede. Ya sorma, hastalığa yakalandım, son hafta influenza oldum. Çok şükür geçti. Soğuk algınlığı geçiren Şaşmaz, doğum gününü evde yatarak geçirdiğini, gece yarısı da kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın sürpriz yapıp arkadaşlarıyla beraber kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Nasıl bir doğum günü geçirdin? Evde yatarak geçti. Kedim ve köpeğim, eşimle birlikte. Gayet tatlıydı. Sever misiniz böyle sürpriz falan da, özel günlerde hediyeler olsun ya da başka organizasyonlar olsun? Organizasyonu da seviyorum. Hediye herkes sever. Evet. Onlar oldu zaten. Sağ olsun Aytaç gece 12'de geldi, kutladı falan böyle arkadaşları. İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Hünal'a sürpriz yapmayı çok sevdiğini söyledi. Genelde erkekler çok bu kadar beklemez ama kadınlar da beklenti çoktur. Hatta olmayınca tripler başlar. Yok, bende Hande artık yapma diyor yani. Bizim ilişkimizde birazcık şeyler daha farklı dinamikler. Tamam aşkım yeter, bu kadar bir şey. Hani bu içten gelen bir şey diyoruz zaten. Erkeklerin son sözleri değil mi? Tamam aşkım. Tabii de böyle mi? Happy life, happy wife yani. Tek diyeceğim şey bu. Şaşmaz, Barış Akarsu Merhaba filminin gişe başarısını değerlendirdi. Son sonuçlar 159.000 civarı ilk haftanın seyircisi ki çok fazla olay oldu hayatımızda. Evet. Bomba patladı. Maalesef insanlarımız vefat etti. Son zamanların en iyi çıkış yapan filmi oldu hatta. Evet, çok şükür yani Barış'ın ruhu değdi filme ve o şekilde devam ediyoruz. Ne kadar daha vizyonda kalacak biliyor musunuz? Daha bir hafta oldu zaten. 3 hafta daha vizyonda kalacak. Ünlü oyuncunun konuk olduğu Aslı Şafak'ın İşin Aslı programındaki alışveriş yaparken fiyatına bakmıyorum şeklindeki sözleri çok eleştirilmişti. Oyuncu olduktan sonraki en büyük olayım şu oldu. Bir şey alırken etiketine bakmıyorum. Gidiyorum, beğeniyorum. Giydim, oldu, tamam onu aldım. Ben çok az alışveriş yapan bir insan. Evet. Yani görüyoruz, bu benim 2 yıldır üstümde yani. Ben eşyaya çok fazla yeni eşyam olsun derdinde de değilim. Materyalist birisi değilsin. Yok ama bir şey alacaksam iyi bir şey alayım, ömür boyu giyeyim, ömürlük olsun. Eğer ben kullanmayacaksam da sonrasında birine bağışladığımda iyi bir şey bağışlayayım. Hikaye bu kadar aslında. Şaşmaz genelde hayalini kurduğu şeylerin karşısına çıktığını söyledi. Benim kalbim temiz. Genelde hayal ettiğim şeyler karşıma çıkıyor, iyi de oluyor. Yolculuk bizi nereye götürürse diyelim. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz geçen hafta verdiği röportajda abimle bir proje yapmak en büyük hayalim demişti. Yani ne olursa birlikte yapmak istiyoruz. Yani kardeşlik biliyorsun ki bizim sektörümüzde yakın arkadaş olmak da çok zor. İnsan ilişkileri de çok zor. Ve biz kardeşiz ya. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Tabii ki de bir şeyleri beraber yapmak istiyoruz. Zamanının geldiğine de inanıyoruz artık. İnşallah güzel bir proje çıkar karşımıza da yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.